Radyosunda yeniden birlikteyiz. Yanımda yorumcu olarak bugün Buğra Gür, Numan İnci ve Daner Önem var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Daner Önem var. Hoş geldiniz beyler. Öncelikle şunu Hoş bulduk. belirtmek istiyorum. Forumda Daner Önem var. Hoş geldiniz. bu yayının Öncelikle sonunda gelen soruları okuyacağız. Siz de buradaki sorularınızın yayınlanmasını istiyorsanız güreştürkiye.net forumunda kaydolarak sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hemen hızlı bir giriş yapıyorum. Şovumuz, bu haftaki şovumuz canlı yayınlanmadı. Banttan yayınlandı. Manchester, İngiltere'de oldu ve The Miss TV segmentiyle şovu açtı. Konuk Rav GM'si Kurt Angle'dı. Kurt Angle, daha doğrusu Kurt Angle gelmeden önce Baron Corbin, Survivor serisindeki rakibine sağlam bir giydirdi. Hatta o kadar giydirdi ki seyirciler "It's so epic", yani "bu çok efsaneviydi" şeklinde chant attılar. Daha sonra Kurt Angle geldiğinde Kurt Angle'a diklenen şeyler söylediğini, yani "sen işte Daniel Bryan'a bunları yaptın, sen şunu şunu yaptın, sen bir şey yönetmeyi beceremiyorsun, Stephanie McMahon'ın dediklerini hatırla" gibi. Neler olduğunu bilmiyorsanız bu arada kanaldaki videoları takip edebilirsiniz. Ardından Angle tabi dellendirdi bu. Angle da dedi ki "o zaman" dedi, "sen git" dedi, "bu akşam bir Strowman'la maç yap." İşte Miz bayağı, yani açık açık artık hiç rolü falan bıraktı. Direkt dizlerinin üstüne çekip tövbe etmeye başladı. "Ne olur yapma, ne olur yapma" diye. Sonra bu segment bitti. Evet, bu segmentle ilgili görüşler alalım. Buyurun Buğra Gür. Şimdi The Miz ciddi manada şov açılışlarında kullanılması gereken ve "şov işte Raw başladı ya" dedirtebilen yegane isimlerden. Fakat rakibinin Strowman olmasını yadırgayamadığımız bir duruma kadar getirdi bizi. Çünkü Angle'a öyle ince laflar soktu ki, Angle hakkında öyle iğneleyici konuştu ki, Angle'ı öyle sinir bozucu bir duruma hale getirdi ki, "Angle birader sen bittin, bir dakika Strowman'ı ben senin karşına koyayım" dedi ve kimse "aa ne alaka şimdi Miss Strowman" demedi. Yani The Miz öyle bir hype gücü, momentum şekli yüksek bir güreşçi. Bizi de açılışa çok güzel bir şekilde hazırladı. Ha, Strowman karşısında, yani Strowman'a uygulayacağı 3 tane üst üste teknik hareketi olmadığı için ringden topuklaya topuklaya kaçtı. Orası ayrı bir konu. Mesela Finn Balor olsaydı Strowman karşısında The Miz'den daha ince bir vücuda sahip olmasına rağmen güreş maçı nezdinde bize bir şeyler izletebilirdi. Velhasıl kelam, The Miz mikrofon olarak 10 üzerinden 10 iken, güreş olarak 10 üzerinden 3 bile değil, yani 2,5 falan. Yani bu kadar uçurum farkı olunca da abi böyle bir pastada krem şanti eksik gibi oluyor yani. Pastanın her şeyi var, çileği var, kirazı var, muzu var, kreması var ama krem şantisi yok yani. The Miz bana bunu ifade ediyor açıkçası. Maçı da konuşuruz. Mutlaka birkaç kelam ederiz üzerinde. Ama diyeceklerim bu. Açılış hakkında. Evet Numan. Abi Angle bildiğin Orton gibi, yani Orton Strikes diyoruz ya hani. Hani böyle Angle Strikes der gibi böyle bir şey oldu abi. Resmen Angle içinden geçti abi Miz'in ya. Ve çok zevk aldım ben bundan. En son Miz'in böyle yalvaması falan var ya böyle. Gözümün önüne gelince hala gülesim geliyor. Bu da Angle'ın böyle sonunda otoriter bir GM olduğunu gösteriyor bize yavaştan. İyicene de inşallah bu olaylar sonunda artık Kurt Angle mı heel olur yoksa başka biri mi heel olur da feud'a girer bilmiyorum ama artık Kurt Angle'ı bir şekilde ringde tekrardan Survivor Series'den sonra da ringlerde görmek istiyorum ben. Deyip sözü size bırakıyorum. Evet. O zaman bu segmenti geçiyorum. Evet. Sıradaki segmentimiz Elias ve Jason Jordan arasında gerçekleşen Guitar on the Pole. Nedir bu? Köşede gitarın asıl olduğu bir maçtı. Kusura bakmayın beyler geldim. Evet. Sen de bir iki kelam et Miss TV segmenti hakkında. Son şovların yıldızı Miss TV, pardon Miss Torash. Yine güzel bir segmentti. Ben beğendim. Kurt Angle'ın tavırları
sizi de bahsetmişsinizdir büyük ihtimal. Hani canı sıkıldığında böyle bir maç ayarlıyor direkt böyle. Direkt noktayı koyuyor. Güzeldi yani, ben açıkçası beğendim. Baron Corbin'e giydirdiği şeyler de güzeldi. Anlar da güzeldi. Ben bayağı beğendim yani. Evet, tekrardan o zaman ben yine Elias Jason Jordan segmentini anlatmaya devam ediyorum. Maç türü Guitar on the Pole, yani köşeye asılan gitar maçıydı. Önce Elias geldi, yine işte ben müzik söyleyeceğim dinleyin beni geyi verirken yine Jason Jordan böldü. Maça geçtik. Maç genel olarak gitarı sen aldın ben aldım, hadi al vur, yok vuramadım geyindeydi. Ve en son ilginç bir şekilde gitarı ilk vuran kazanır maçı şeklinde yapmışlar. Bunu normalde Extreme Rules'ta örneğini gördüğümüz bu maç Candlestick on a Pole maçı şuydu. Candlestick'i kullanabiliyordun ama tuş yapman gerekiyordu. Extreme Rules'ta Alexa Bliss ve Bayley arasında bu maçı gördük. Fakat burada gitarı ilk vurdu, direkt kazandı. Yani bilmiyorum, ilginç bir maçtı. Yorumlarınızı alayım. İki isim ve maçla ilgili. Ya ben çok bir şey beklemedim ama hakikaten çok baraj altı kaldı ya. Ben hiç yani bir amaçsız yani hiç beklediğim şeyi alamadım ya. İki isim de gelecek vardı diyor bu şirket için. Özellikle ben Elias'ı çok seviyorum. Şirkette geleceğinin açık olduğunu görüyorum ama yani bir normal bir şey bekliyorum zaten. Çok baraj altı kalmış ama ben hani en azından biraz daha böyle güzel bir şey bekliyordum. Çok basit, sıradan, hani biliyoruz zamanında çok yapıldı böyle maçlar ama ya ben Booking'i beğenmedim yani. Numan? Abi Elias ile Jason Jordan arasında geçen en iyi segment TLC'deki sağlı tatma muhabbeti. Onun dışındaki hiçbir şey abi, ne bileyim ya, dünkü maç abi, o maç bana çok fenaydı abi ya. Hani bildiğini rezil rüsva yani bana kalırsa, ki ben Jason Jordan'ı böyle bir hype'la rava getirip de şu an yani şu şekilde kullanmalarına anlam veremiyorum bir şekilde. Yani Jason Jordan hakkında biraz konuşalım bence. Bu kadar saf yetenek ve tempolu teknik güreşi şirketteki bir numaralı temsilcisiyken bu kadar kötü bir momentuma sahip olmayı nasıl becerdi yaratıcı ekip? Neler yanlış yapıldı? Ne yapılsa doğru olurdu? Ben açıkçası bunları merak ediyorum. Sizin Elias bence doğru bir isim değildi karşısına çıkılması için. Kesinlikle yani. Elias olmamalı doğru isim. Sence sevgili Fatih, sen hiç konuşmuyorsun. Yani şöyle bir durum var. Jason Jordan bence bu kadar hype'lanarak getirilecek bir güreşçi değildi. Hani siz şey diyorsunuz, getirildi ama kullanılamadı. Bence Jason Jordan bunu hak eden bir güreşçi değildi. İlla da bu senaryo sokulacaksa ben Chad Gable'ın sokulmasını isterdim o American Alpha'dan. Çünkü Jason Jordan'dan belki daha iyi bir fiziği yok ama daha iyi bir güreşçi, daha iyi bir teknik güreşçi olduğunu ve Kurt Angle'ı daha çok anımsattığını düşünüyorum ben güreş stili olarak. Tabii testi kırıldı. Jason Jordan geldikten sonra olanlar zaten rezalet. Hani bir baba oğul segmenti yaptılar. Babası, hani biz şey bekliyorduk, oğluna kıyak geçecek, sonra Survivor Series'te HH'i işte birbirlerine girecekler. Burası benim mekanım, sen kim artistik yapıyorsun diye. Olmadı. İlginç bir şekilde Jason Jordan baba oğul kapışacaklar. Baba oğul yan yana aynı anda kapışacaklar. Bu arada bir spoiler haber var. Bundan bahsedeyim, eğer dinlemek istemeyen arkadaşlar varsa videoyu bir 15 saniye ileri alsın, yorum yapmayalım bunun üstünde veya yapabiliriz de. Jason Jordan Survivor Series'de heel turn yapacak haberleri çıktı. Siz bu konuda ne diyorsunuz veya yorumlamadan geçelim mi? Abi nasıl heel turn yapacak bir heel turn diyorsun? Tamam da hani nasıl olacağı söylenmiş, hani mevzu ne? Yani hayır, sadece Survivor Series'de heel turn beklendiği söylenmiş. Yüksek ihtimalle Kurt Angle'ın üzerinden yapabilir bu heel turn'ü. Yani Big Show gibi yumruk at kaç geyiği olabilir mi? Bilmiyorum. Yani Jason Jordan için bence daha hayırlısı olur. Kesinlikle daha hayırlısı ya olur. Yani. Ama inşallah şey yapmazlar. Yani böyle sen neredeydin ahlaksız herif bunca yıl deyip suplex falan bağlamaz herife. Yani onu, çünkü gözlerimi kaldırabileceğinden emin değilim. İnşallah mantıklı sebeplere bağlarlar. Buyurun. Ya Jason Jordan... Heel turn yapması lazım kesinlikle. Ya heel turn yapması lazım mı bilmiyorum ama Jason Jordan'ın acilen değişmesi gerekiyor. Yani i̇şte bu da heel turn oldu bence. Bulunduğu senaryo onu geriye itmeye başladı artık. Yani sen genel menajerin oğlusun ama bu durum seni geriye itiyor. İnsanlar bu ne bir itici tip ya diyor. Yani
bu işin gittiği yer Jason Jordan için eksaneye yazılmaya çoktandır başladı. Yani uzun süredir itici geliyor, sempatik gelmiyor insanlara. Bu durumda dediğiniz gibi heel turn mantıklı olabilir. Ama ben babasıyla gireceği bir feud'dan çok daha mutlu ve memnun olurdum. Nedir bu? Lan beni bu yaşıma kadar piç bıraktın deyip babasının ağzına bir vursa, babasıyla gireceği bir feud'da, ne bileyim ben. Sayın Gür, aklıma şey geldi bir an. Bu Drew McIntyre'ın 2009'da Teddy Long'a yaptıkları gibi öyle bir şey olabilir mi acaba? Kurt Angle'a yapsa mesela. Çok iyi olmaz mı? Tabii mümkün yani. Ama maalesef şurada bizim 5 dakikada yorduğumuz kafayı ne Jason Jordan'a yoruyor yaratıcı ekip, ne de Kurt Angle'ın oğlu gimmickindeki Kayfa Bey'e yoruyor maalesef. Aynen öyle. Dediğim aslında güzel olabilirdi mesela. Öyle o aralar mesela Drew McIntyre'ın parladığı dönemlerde, hatta geleceğin World Heavyweight Champion olarak lanse ediliyordu. Evet. Hatırlarsınız belki. Kaldı ki o zamanlar sanırım, tam hatırlamıyorum, bir Diva ile bir problem yaşamış. Evet, Diva ile Tiffany bir problem mi? Yaşaması. Hatırlamıyorum tam. Yani, Tiffany. Yani, evet doğru. Eşi. Aha, aynen. Eğer o Diva ile problem yaşamasaymış, o senin Money in the Bank'i zaten Drew McIntyre'a verilecekmiş. Aynen. Bir evet, segmenti zaten. Numan, sen Jason Jordan hakkında bir şeyler söylemek istiyor musun? Arkadaşım, bu adamın acilen heel olması gerekiyor. Başka bir şey demek istemiyorum yani. Acil önemli. Bence Elias hakkında da konuşsak iyi olur ya. Ben çok geleceği açık olarak görüyorum ama yani bilmiyorum yani. Ne zaman o beklenen atılım yapacak? Onu anlayamadım. Arkadaşım, bu adam NXT'de çöptü ya. Bu ana kadro çıkınca nasıl böyle bir hype kastı, ben de bilmiyorum. Anlamadım yani. Jobber diye. Şu an seyircilerle atışması falan çok iyi ama şu an yani. Bayağı uyum yakaladılar. Umarım bir geleceği olur yani. Ben çok umutluyum kendisinden. İlginç ama jobberdı gerçekten. Doğru. Evet. Evet. Sıradaki segmentimiz The Bar, Sheamus ve Cesaro şey istiyorlar. Ne derler ona? Maç istiyorlar Kurt Angle'dan. O da şey veriyor. Tag Team kemer maçı veriyor main event'te. Buraya geleceğiz. Sonra Asuka jobber, bir kız da jobber demişim. Evet, jobber diyeyim. Doğru tabir. Yerel güreşçi bir ablamızı Stacy Cotes ile maça çıkıyor. Easy maç, kolay maç. Yani Rav'a çıktığından beri 3-0 yapıyor. Ardından Alicia Fox, deli kaptan, ekranlarımıza geliyor. Diyor ki, seni seçtim Pikachu. Devamında segment Alicia evet. Fox'ın ve Nia Jax'ın dayak yiyip takımımıza sizi alıyorum takımıma demesi. Yani Alicia Fox iki adları böyle hoşuma gidiyor nedense ya. Gerçekten son zamanların en güzel segmentlerinden biri. Aynen gibi. Yani ben şeyde yazdım galiba, konuda yazdım. Alicia Fox böyle iki hatları falan gözüme çok hoş gelmeye başladı. Yani tavırları, yani o mimik falan, yani ne bileyim, iyi yani. Ben şu an Alicia Fox bir sıkıntısı yok bence şu an. Evet, Norman. Abi, Asuka'nın da takıma girmesiyle beraber Rav takımının, yani ya Asuka'yı bir şekilde elimine edeceksin McLaren takımı, yani McLaren takımı, ya da Asuka sayesinde Ralf takımı kesin ki abi %90 kazanacak ya bu takım yani. Bu kadar belli elime zaten bas olur. Ne diyeyim yani, başka bir şey demek istemiyorum ben. Asuka wins lol yani kısacası. Evet. Sıradaki segmentte şey var. Titus ve Apollo Joe'yu ezip geçeceğiz diyorlar falan. Ama ezip geçemeden Joe daha geçiyor. Ringe girerken Joe onları ezip geçiyor. Sonra tam Joe bir destroyer ya. Tam bir destroyer, devamını getireyim. Böyle işte kimse benim karşıma çıkamaz derken NXT'yi 6 ay boyunca yaşayan feud gözlerimizin önüne geliyor. Finn Balor'un müziği çalıyor. Finn Balor geliyor. Bunlar maça başlıyor ve gerçekten Raw kalitesine göre çok iyi bir maç. Ama NXT kalitelerinin çok altında kalan bir maç. Buklanmış. Evet. Öyle diyeyim, daha doğru bir tabir. Maç double count out'la bitiyor. Yani dışarıda, ikisi de dışarıda kalıyor 10 saniye. Maçın kazananı olmuyor. Balor'la Samoa Joe hala kavga etmeye devam ediyorlar. Sanki 2 senedir güreşemedikleri için içlerinde tutuyorlar gibi bu anı. Evet. Sonra Kurt Angle geliyor.
Diyor ki baba gel diyor. Hadi sizin ben bir gazınızı Survivor serisi de alayım diyor. Ve 5 ve 5 takıma dahil ediyor ikisinde. Sonracığıma asıl olay Kurt Angle bunu açıklarken Balor gazını alamayıp bir daha atlıyor Samoa Joe'ya. Yani ilginç. Neler düşünüyorsunuz bu segmentle ilgili? Ya ben başlayayım istiyorsunuz. Ya Samoa Joe'nun geri döndüğüyle ben şeyden biraz hani korkuyordum. Bu Destroyer kişiliği acaba hani böyle bir sönecek mi falan. Ama gene bomba gibi geri döndü. Ben hani çok hoşuma gidiyor yani Samoa Joe. Finn Balor için de bu maç hakkında ben Finn Balor'ı özellikle çok beğendim bu maç. Bayağı atletikti yani o zıplayış falan. Yani güzel bir maçtı ama dediğiniz gibi NXT kalitesinin bence tabii ki de altındaydı. O yaptıkları maçlardan falan. Ama Raw için kesinlikle ortalama üstü bir maçtı yani. Maç çok ben beğendim yani Raw için. Evet Numan İnci. Abi maçı izlerken ben bir hoş oldum ya. Çünkü Joe'yu da seviyorum. Finn Balor'u da sevdiğim için adam maçı izlerken bir hoş oldum izlerken yani. Çok güzeldi bana kalırsa yani. Bir Raw standartlarına göre çok çok iyi bir maçtı. Ve bu ikili acaba takımdayken ne yapacak? Şu an yani bunlar bildiğim birbirine girdiler. Yani aynı takımda ne yapacaklar çok merak ediyorum. Ha bu arada bir şey demek istiyorum. Ek olarak. Finn Balor takıma girdi ya. Strowman da takımda. Abi bu Kane ne yapacak? Büyük ihtimalle o da maçı karıştı diye. Yani çünkü yani önüne gelen maça karışacak diyorlar zaten. Çünkü bu adam ya Strowman'la ya Finn Balor'la maça girecek. İkisi de takıma girdi. Bu adam ne yapacak abi? Aklıma benim ilk bu geldi yani. Bu olaydan sonra. Ya şimdi ben bir yorum yapayım sonra sözü Güre vereceğim. Şöyle bir durum var. Hani SmackDown tarafına bakıyoruz. SmackDown'da konuşacağız. Oranın da takımı tamamlandı. SmackDown'a bakıyorsun. Orada bir Kevin Owens Sami Zayn tehdidi var. Hani takıma giremedik, takımı dağıtalım diye. Bu tarafa bakıyorsun. Az önce konuştuğumuz Jason Jordan heel turn'u var. Heel turn ihtimali var düzelteyim. Ve şey var, Kane var. Ek olarak Mistoraj var. Hani Miz belki gelemez Baron Corbin maçından sonra ama Mistoraj var. Hani bahisler çok yüksek iki taraf içinde. Yani bir Team Authority vs. Team Cena maçı olmasa da ben yine son zamanların son 2000'den sonraki son Millennium'un çok böyle anılacak bir 5v5 maçı çıkacağını düşünüyorum ortaya. Evet Gürsen'in görüşlerini alalım. Hem bu maçla ilgili hem de Raw takımıyla ilgili. Ya öncelikle Raw takımı 5'lisini mi sayalım? Bir dakika orayı daha sayma sıradaki segmentte sayalım. Evet sıradaki segmentte sayalım pekala. Şöyle bir şey açıkçası geçen hafta Finn Balor karakterine zarar verecek bir şekilde yenilmişti. Bir Demon King'i canlandıran adamın yemeyeceği dayağı squashlanırcasına ezilerek ringde iki defa üst üste çok esnaf falan. Kane adeta elinin altından bir dakika gerçek demon benim dercesine Finn Balor'ı ezmişti ve hani öyle haberler düştü ki ortalığa. İşte Ocak ayında Brock Lesnar Royal Rumble'da Brock Lesnar Finn Balor'ı konuşturuyordu. Artık WWE Finn Balor'dan vazgeçti. Falan filan muhabbeti dönmüştü. Kane hani kariyerinin sonunda bir güreşçi olmasına rağmen henüz daha WWE'de kariyerinin başında olan bir güreşçi böylesine çok ezmesi haliyle bazı çevrelerce bu şekilde yorumluyor. Fakat Finn Balor öyle güzel bir cevap verdi ki bu yorumlara. Samoa Joe gibi bir dev karşısında vazgeçmeyişin ve asla pes etmeyişin gücünü, inadını bize öyle güzel resmetti ki ben tatmin oldum. İnşallah da Finn Balor 1,5 senedir çıkamadı rövanş maçına. Kaybetmediği kemer. Bu arada bir şey sorabilir miyim? Evet. Burada ben foruma geldiğimden beri sürekli Balor'un bir rövanş hakkından bahsediliyor. Fakat Finn Balor'un bir rövanş hakkı var mı? Yani çünkü kemeri kendisi yani tamam sakatlığından dolayı Mick Foley aldı gibi gözüküyor ama yani sonuç olarak kemeri kendi rızasıyla bıraktı. Kendi rızasıyla bırakmak zorunda kaldı. Bunun için bir rövanş hakkı veriliyor mu? Ben bir iyi şey soruyorum. Rövanş hakkından ziyade bu adam kemeri
bir güreş, profesyonel güreş maçında kaybetmedi. Kemer hakkının onun için Balor'ın kemer hakkı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü geçmişte bunun örnekleri de var. Var da mesela, hiç dillendirilmiyor ama. Belki de yoktur birader. Çünkü şu an ben oynayamıyor. Çok doğru dedin ama katılıyorum. Ben çünkü öyle bir hakkın olduğundan emin değilim. Hani buğuklanıp bir şekilde Finn Balor Strong gibi challenger sadece, olabilir ama. Bunu biz sadece forumda konuşmuyoruz ki. Bunu tüm yabancı forum siteleri konuşuyor. Tüm haber siteleri konuşuyor birader. Evet. Yani, konuyu geçiyorum. Biz sadece biz desek bunu lan biz kendi kendimize kendi yalanımıza mı inandık acaba deriz de. Yani bu yabancı forum sitelerinde ve yabancı haber sitelerinde de konu olan bir mevzu. Doğru. Doğru. Sıradaki segmentimiz Kurt Angle Daniel Bryan'a bir mesaj yolluyor şey diye. Özür dilerim şey olmasın şey oldu diye. İsteğim dışında gelişti olaylar diye. Bu sırada Jason Jordan geliyor ve babası ona 18 yaş hediyesi gibi bir hediye veriyor. Survivor Series'in 5. üyesi. Burada bir durmak istiyorum. İsteğim dışında gelişti olaylar diye. Sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Birer cümleyle çok uzatmadan, çok ayrıntıya girmeden. Doğru bir karar mıydı? Yanlış bir kararsa yerine kim gelmeliydi? Sadece bununla cevaplamanızı istiyorum. Doğru bir karardı. Heel turn için en mantıklı olaydı. Evet, Gür. Doğru. Numan. Doğru bir karar bence de ya. Evet. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Şimdi ringe dönüyoruz. Sasha ve Bayley ile Alicia ile Nia Jax maçı var. Çok ayrıntıya girmiyorum. Alicia pes ediyor maçta. Pes ettikten sonra kenara iniyor. Ve diyor ki Sasha Banks, I choose you Pikachu. Yani takımdasın. Evet. Yorum yapmak isteyen var mıdır bu konu hakkında? Buğra Gür. Yani Survivor Series bir brand mücadelesi olacak. Brandlerin birbiriyle çarpıştığı bir alan olacak. Geçen senenin konsepti ile aynı şekilde devam ettiriliyor. Ve fakat şöyle bir durum var. Geçen seneki momentumun daha aşağısındalar. Çünkü Raw bu aksiyonun, atraksiyonun SmackDown'ın yarattığı ziyadede çok daha az bir senaryo resmederek, senaryo kurgulayarak maalesef bizi bu konuya pek hype'layamadılar. Ama konu dediğin gibi kadınlar devrimi ise ve bu bir kadınlar maçıysa kesinlikle bu isim olmalıydı. Evet, Numan İnci. Abi yok ya şimdi Sasha'yı aldı Bayley'i niye almadı ben onu anlamadım bu segmentte ya. Sonuçta yani Bayley çünkü güçsüz gözüktü. Yani belki sıradaki günlerde alabilir çünkü zaten güreşçi yok. Dana Brooke'u mu alacak yani? Yani Bayley'i alacak işte bugün niye almadı? Abi yalnız şu var fark ettiniz bilmiyorum da bu Sasha ile Bayley arası en sonunda açılacak gibi. Sonunda artık bir açılsa da kaçırmış da kurtulsak ya. O Bayley'nin bir bakışı oldu fark ettiniz mi? Evet evet o bakışı fark ettim. Bayley'nin bir bakışı oldu Sasha'ya. Değişik bir bakıştı yani. Bayağı bayağı değişik. Bak da artık bir ayrılsalar şunlar böyle birbirleri de fevde gitsen çok zor olacaktı yani neyse. Evet. Daha önem. Yani şimdi Bayley de eklenirse iyi bir takım. Yani her türlü ezici gözüküyor. Yani fazla da bir şey demeye gerek yok yani ne diyeyim. Evet. Herkesin yorumlarına bulundu. Sıradaki segmentimize geçiyoruz. Sıradaki segment önemli bir maç. The Miz vs. Strowman. Strowman'ın üçünün de içinden geçiyor. Hiç ayrıntıya girmiyorum. Baba Strowman gerçekten WWE bir 15-20 sene götürecek bir giant olmadı mı ya? Kesinlikle öyle oldu. Maçın devamında daha doğrusu devamında dediğim hani ne devamı kaldıysa büyük ihtimalle Strowman ayak parmağıyla tuş yapacaktı buradan. Kane geliyor işte Strowman'la falan konuşuyor falan. Sonra 4'e 1 giriyorlar bu adama. Strowman bir şekilde bunları püskürtüyor. Şimdi genel olarak geçen haftaki çöp kutusundan çıkma muhabbeti, KLC'deki olaylar ve Miz'in korkaklığı, Kane'in gelişi, Strowman'ın siz kim köpeksiniz lan deyip saldırması olayları hakkında geniş bir yorum istiyorum. Buğra Gür'den de başlıyorum. Buyur Buğra.
The Miz hakkında zaten başta epey bir yorumda bulunmuştum. Ya onların üstüne The Miz hakkında söyleyebileceğim galiba bir hafta için Mistoraj'dan Kurt Saxon kovulabilir haberi gelmişti. Böyle bir şey gerçekleşmedi bildiğim kadarıyla. Değil mi Fatih? Hayır, gerçekleşmedi. Hayır. Ha, inşallah da Mistoraj ayrılmaz. Çünkü WWE'ye ciddi manada renk katıyorlar. Bunun yanında The Miz, hani Mistoraj'ın bir açıdan sübvanse olduğu yer oluyor. Çünkü Mistoraj The Miz'in yapamadıklarını ring içinde sergileyebiliyor yani. Ring içinde The Miz belki bir süper kick atamıyor ama Kurt Saxon ya da Bo Dallas vurabiliyor bunları. Gibi. Yani birçok şekilde çeşitlendirilir. Bence Mistoraj The Miz'e çok yakıştı ve uzun yıllar ayrılmasınlar bence aynı zamanda. Onun dışında Braun Strowman artık bu şirketin ikinci Big Show'u olmuştur. Big Show olmak nedir? Mark Henry Big Show olabilmiş midir? Bilemiyorum ama kaç yaşında Strowman? 27 yaşında mı? Braun Strowman bir bakayım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Braun Strowman hem giant hem atletik hem de ring içinde hantal bir yapıda değil. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yeni bir açılım getirdi diyebilir miyiz giant kavramına? Yeni bir açılım getirebilir diyemeyiz, getirdi deriz. Yani ben onun yanında yeni bir açılım getirdi mi deriz? Kesinlikle. Ben bundan sonra giant kategorisinde güreşçileri izlerken kıyaslayacağım ilk isim. Aynen. Kıstas noktası artık Braun Strowman olur çünkü seviyeyi bambaşka bir yere çekti. Bu neyin giant bunun, ya? Bunun ötesi derken, şu an evet. Yoktur yani profesyonel yok güreşte. Yani, yok. Şu anlık yoktur bence. Profesyonel güreşte yok. Ve bence bu kadar dev cüsseli olup da yaptığı işe bu kadar yakışan yani profesyonel güreş dışı mecralarında da çok az insan vardır. Aynen. Yani, evet. Ben de sonuna kadar bir Beşiktaş'taki Ayton imajı yaratıyor açıkçası bende Strowman. Yani kim var başka? Sergen Yalçın, göbekli Sergen Yalçın. Şey de vardı. Baki Mercimek. Ha. Yani vücut olarak süper atlet. Gerçekten bu kadar dev olup da bu kadar yetenekli olan çok az insan var spor dünyasında. WWE'de Braun Strowman'a sahip olduğu için çok şanslı. Evet. Bunun da farkında yani şirket bence. Daner Önem. Yani ben benim hatamla yayınlanmayan radyoda bayağı övmüştüm. Mistoraj bence son dönemlerin en büyük yıldızı. Özellikle Raw için. Yani The Miz'i daha çok bence üstüne kattırdı bu olay. The Miz'in belli bir seviyesi zaten vardı. Ama bu olay kesinlikle Kurt Saxon ve Bo Dallas'ın da birleşimiyle bir üst seviyeye çekti The Miz'i. Yani her Raw şovunda ana adamlardan biri Mistoraj oluyor. Yani Kane'in gelip Strowman'a tekrardan böyle yüz yüze gelmeleri falan. Strowman'ın bunları püskürtmeleri falan çok iyiydi. Yani ben Strowman'ı çok beğeniyorum. Yani The Miz ile olan atışmaları daha çok farklı boyut alacak. Bu belli zaten. Güzel yani, ben beğendim. Evet. Numan İnci. Aga ben anlamadığım şey şu. Ya seni pay-per-view'da çöp kamyonuna atan Kane. Sen niye gelip şeye bulaşıyorsun derler adama. Niye yani Miz? Demezler adama çünkü hepsi birlikte attılar. Miz de attı. Ama fikir Kane'den çıktı abi orada. Normalde ben Kane ile Strowman'ın karşılaşacak diye bekliyordum. Hatta Strowman'ın Kane'i yerden yere vuracağını böyle ondan zevkle izlemek istiyordum. Adam takımı aldılar yani. Bir de Miz uğraşıyor. O konuda bir şey demek istiyorum abi. Strowman harbiden yani şu bilmiyorum. Anda son zamanları yani Giant konusunda son zamanların hani 2000'li yılların en iyisi olabilir abi o konuda ya. Ciddi anlamda çünkü adam sırf böyle bir dev adam da değil yani. Aynı zamanda yani daha iyisini sayabilir miyiz zaten? Hadi hemen onu deyin. Yani yok yani. Yok şu anda. Bu arada iki tane şey demek istiyorum yani çok fazla biz olayına takılma, bu şirket Nia Jax booklaması da gördü, hikayesi de gördü. Yani artık rezaletlere alışmış durumdayız. Ya, İkinci olarak Gür'ün belirsizlikle söylediği şeye bir cevap vereyim. Braun Strowman'ın yaşı 34.
34.000 şirketin Strowman'ın önünde bayağı önemsediği Giant olarak şey sayabilir mi acaba? Bobby Lashley de olabilir mi acaba? Hani çok önemsiyordu bence şirket. ECW'da hani baş adam yapmıştı onu. Tabii Strowman'la kıyas edemeyiz ama. Norman evet. Daha iyi bilir Lashley. Yani Bobby Lashley bir Giant değil, bir powerhouse. Yani ona yakın gibi bir şeydi ya ama şirkette öyle rahatsız ediyor. Hayır. Bu Giant değil. Yani powerhouse. Yani boy 1.88, 1.89, 1.87. Kilo 110 yani Bobby Lashley'in. Ve kendisi bir mutant yani Strowman gibi değil. O yüzden onu geçelim bence. Yani tabii katamayız da öyle bir... Hayır. Bir Giant değil yani. Başkan yani orası öyle. Evet. Devam edelim çünkü Numan'ın yarısı var BFG'de. Şimdi Lashley diyoruz. Adamı kışkırtıyoruz. Devamındaki segmentte Shield ve Renee Young konuşuyor. Konuşurlarken de şey oluyor. Ne oluyor? İşte Seth Rollins, Dean Ambrose, mala bağlıyorlar biraz. Böyle gidiyorlar. Sonra bunlar neden bahsediyorum? Şu yüzden bahsediyorum. Renee Young da bunlar gidince böyle bir Shield yumruk yapıyor kendi kendine böyle tatlı bir şekilde. Çok hoşuma giden bir segmentti. Bu yüzden paylaşmak istedim. Sizin yorumunuzu almayacağım burada. Sıradaki segmentimizde Enzo Amore promo ile geliyor ve ilginç bir şekilde Pete Dunne geliyor. Kimdir Pete Dunne? WWE'nin United Kingdom şampiyonudur. İngilizlerin Wayne Rooney. İngilizlerin Wayne Rooney'si. Britanya şampiyonu diyelim. Birleşik Krallık şampiyonu diyelim. Pete Dunne Raw'a debutunu gerçekleştiriyor indilerden uzun süre sonra ve Champion vs Champion maçı izliyoruz. Maç gayet temiz bir şekilde Pete Dunne'a gidiyor. Bu segmentten sonra Alexa Bliss geliyor. Natalya çok boş yapıyor diyor. Hani ben ona kimin daha iyi şampiyon olduğunu göstereceğim falan diyor. Ve burayla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum şu an. Ben Uğur Agür'den sözler... tamam. Başlasın. Söyle. Ya şeyde söyleyecek miyiz Fuat? Sanırım bu 205 Live'a bir takviye destek gelecekti galiba. Evet. Hafif Siklet tarafından. Onu, spoiler mı yoksa? Rolf Show'unda mı duyurulmuştu? Değil ama sorularda var. O zaman söyleyeyim. Tamam. Yani ben 205 Live'ın kesinlikle canlandığını düşünüyorum. Bunda büyük pay sahibi de Enzo'dur. Yani otobüslerde dayak yediği söylenen bir adamın bu kadar çıkış yapması, kendini bulması, o egoist tavırla. Yani ben Enzo'yu çok beğeniyorum şu an. Otobüsten kovulduğunda ne kadar senaryo olmadığı tartışılır bir konu tabii. Tabii ama ben şu an Enzo'yu çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğeniyorum ya. Evet. Maç da güzeldi. Yani Pete Dunne'ın kazanacağı da kesindi zaten bence. Kalisto'yu anlamadım. Kalisto'yu hiç anlamlandıramıyorum ya. Ben hiç beğenmiyorum Kalisto'yu gerçekten. Ya darlamak seviyorum da. Kalisto benim... Mesela Enzo mu Kalisto mu desen şu an her türlü şey derim yani. Enzo derim. Şirket açısından yani. Evet. Norman İnci. Abi... Pete Dunne'ı Raw'da gördün mü? Daha bir gözler başka bir şey istemiyor ya. Abi şu lütfen artık şu British Strong Style'e getirin şunu WWE'ye. Gözünü seveyim. Vallahi bıktım ya. Evet. Bu arada Enzo da güzel dayak yedi. Zaten belli bir dayak yiyeceğiz. Abi harbiden abi Taner'in dediği gibi bu Kalisto ne yapıyor abi ya? Adamı döven Pete Dunne, abi sevinen Kalisto. Ya ne bileyim çok boş geliyor hareketleri yani beğenmiyorum. Ya. Beğenmiyorum. Cidden abi, beğenmiyorum. Abi bildiğin boş yani şu an bildiğin boş yapıyor abi o. Bana Kalisto kendini satamıyor abicim satamıyor ama Enzo şu an satıyor bana kendini. Ben zevk alıyorum izlerken. Abi Enzo'nun bu halleri çok efsane oldu bence ben adam ne bileyim adam kendi heel turn yapınca kendini buldu bu egoist halle falan ne bileyim ya. Abi ya. Çekiyor kendini abi şu an kendine. Bir de ağzına laf yapıyor ya seyirciler de yarısı destek veriyor yarısı hala şeye ona karşı yufluyor da ya abi ne bileyim Enzo bu ara harbiden izlenisi yani. Evet, Burak Gür. Bir yorum yapmak istiyor musun? Cruiserweight Division ile biraz aran yani, bozuk ama. Yani Cruiserweight ile bozuk değiliz de şöyle bir durum var. Nedir bu durum abi? Cruiserweight kendini izletebilmesi için bana derhal ve acilen ve aniden şu sıklet olayını kaldırması lazım. Evet, ilginç bir yaklaşım.
Split'te evet. Bu iş olmaz yani. Bu iş mid-card kemeri olursa olur Cruiserweight. Yoksa ben ağır split kemeri taşıyan Brock Lesnar'ı şey karşısında görmek istemiyorum yani. Finn Balor karşısında görmek istemiyorum abi. Evet. Şimdi main event'e geçiyoruz. Main event çok ilginç olaylara tanıklık eden bir main event oldu doğrusu. Raw Tag Team şampiyonlukları ortada. Seth Rollins ve Dean Ambrose, Shield, Sheamus ve Cesaro The Bar'a karşı kemerleri savunma maçı yaptılar. Maç yine uzun soluklu, güzel bir maçtı. Fakat sonlarında her iki takım da artık birbirini tuş edemeyip umutsuzluğa kapılmışken New Day müziği çalıyor. Maçın sonlarına doğru herkes baygınken, herkes ringin dışındayken dört isimde. Hani o kadar baygınlar ki, burada da bir senaryo boşun söyleyeyim, hakem saymıyor bile yani. O kadar baygınlar. Neyse. New Day geliyor. Shield ekibi falan böyle bir bakıyor. Ne oluyor falan, ne oluyor falan diye. O sırada New Day geliyor işte, sayıp sövmeye başlıyor. Bir şey yaptık falan diyor. Hani biz sizden daha iyiyiz, basmaya geldik falan yapıyor böyle. Garip garip hareketlere giriyor. Herkesin dikkati oraya dağınıkken Sheamus'un içinden bir et çıkıyor. Bu arada dur, burayı bir 15 saniye sonra söyleyeyim. Tüm bu New Day oradan geyik yaparken Kurt Angle'da arka alandan ekibi topluyor. Strowman bile geliyor yani ekiple. Hani New Day'i orada yakalasalar cücüklerini sıkacaklar. Öyle bir ekip topluyor ve geliyor. Girişte gözüktükleri anda New Day kaçıyor arkaya doğru. New Day kaçarken Sheamus'un içinden bir et çıkıyor. Ultimate Opportunist, yani bir fırsatçı çıkıyor. Ve Seth Rollins'e Brock Kick'i vurup kemerleri alıyor. Nihai fırsatçı. Nihai fırsatçı diye çevirmek daha iyi olur. Evet, şimdi kemerin değişmesinden memnun musunuz? 1. Kemerin değişme senaryosundan memnun musunuz? 2. Usos vs. Shield maçı mı sizi daha çok heyecanlandırıyor? The Bar Usos maçı mı sizi daha çok heyecanlandırıyor? 3. Ve maçın hakkında genel bir yorum. 4. Buğra Gür, buyurun efendim. Valla artık SmackDown iki kere Raw'ı ziyaret etti. Raw'da gel abi hadi bir daha vur bana niye diyerek bekliyor yani. Artık ben Raw'ın SmackDown'ı basmasını istiyorum. Baskın yapmasını istiyorum. Kaos istiyorum. Savaş istiyorum. Hype'lanmak istiyorum. Fakat silik bir Kurt Angle'ın şefkatli işte naif yürekli baba gimmikinde olayları idare ettirmeye çalışması beni çok sıkıyor. En son New Day geldi. Ulan New Day tek başına 3'ü bütün Raw roster'ını geçirse bana hiç saçma gelmeyecekti. Çünkü bekliyor yani Raw roster'ı. Gel baba bana iki pastada yakat diye bekliyor. Abi senin kızlığını bozmuşlar. Vurmuşlar sana 3. Hayda yani. Pardon yani. İlk hafta ağzına benzetmişler yani. Git abi cevap ver ya. New Day geldi. Affedersin. Bel altı muhabbette sana sen de dalga geçti yani. İnek muhabbeti yaparak seni dalgaya aldı. Bir tanesi de yani baba ne oluyoruz SmackDown bir dakika siz ne ayaksınız ya demiyor. Abi umarım son hafta olur ya. Ben Raw'un bastığını izlemek istiyorum. Gerçekten Shane McMahon artık bunu lafı kullanmak istemiyorum ama kreatif kontrol yapacak gibi duruyor. Yani yapıyor gibi duruyor pardon. Resmen SmackDown'ı üstün göstermek için 4 hafta ne kadar çok uğraştılar ya. Dediğin şöyle olabilir. Eğer Raw basmazsa büyük ihtimal senin dediğin doğrudur yani. Baba basmalı. Ben dayanamıyorum yani. Bu gece karakolluk olabilirim yani. O kadar çok ilginç derecede bana şey geliyor. Saçma geliyor. Ve beni hype'lamıyor, heyecanlandırmıyor. Raw resmen yani. Silik. Silik. Abi Raw bu değil ya. Brand savaşları bu değil ya. Survivor hayatta kalmak bu değil ya. Hayatta kalmak bir hafta önce rakibinin ağzını yüzünü benzeterek o maça sakat çıkarmak ya. Abi gerin şu ortama bir gerin.
Yok gerginlik yok. Brock Lesnar da yok zaten. Hadi yarın da SmackDown kaydında gene konuşuruz. SmackDown kaydında piç ettiler o senaryoyu da. Brock Lesnar terörist başına meydan okudu. Terörist başı Brock Lesnar'ın gerilla kellesini istedi. Kemer başka birine geçti. Yani bir senaryo da orada piç oldu. Onu da konuşuruz yarın mutlaka da. Abi bir şey eksik, bir baharat eksik Survivor Series hakkında. Baba, yok yani. Kurt Angle'ın şefkatli babası kolları, baba kolları kayfabesini izliyoruz Raw brandinde. Yani ben Stephanie McMahon'dan sonra bir şeylerin değişeceğini düşünmüştüm de hiçbir şey değişmedi. Yani New Day geldi, çok affedersin, çok özür diliyorum. Taşak geçti gitti yani. Yani kahveyi çizdi gitti. Karabiyonan. Ya! Abi böyle bu değil ya. Raw bu değil ya. Yapmayın ya. Bu kadar yani. Ben söyleyebileceğim tek şey isyan etmek bu konuda. Çünkü nasıl söyleyeyim sana sevgili Fatih ve Taner, yani sizde bir şeyleri eksik bulmuyor musunuz abi? Hayır, söze gelince şu anda açıklamalarda sanırım şey diyorlardı. Söze gelince bir brand diye olarak, ikinci brand olarak SmackDown diye bak söylüyorlar ama icraat yok. Hani icraat istiyor millet. Baba bir şey yap. Bir şey yap yani sevgili Triple H. Bir şey yap abi. Sen eğer Angle'a yaptırmayacaksan belki buradan şeye gidecek bir feud olur. Rasmaya gidecek bir feud olur. Beğenmezsin. Buradan başla yani. Doğru mu? Tabii. Doğru. Ben böyle düşünüyorum. Fatih sen hiç yorum yapmadın abi. Sen konuş biraz da. Ben konuşayım. Ben konuşayım. Niye konuşayım? Şöyle konuşayım. Tabii ki Raw'ın bu kadar atraksiyon içinde hayatta kalma planlarıyla bir çok kapan tutun şeklinde gelin bana vurun ama içimi zedelemeyin şekliyle durması benim hoşuma gitmiyor. Sadece savunma, ki en iyi savunmanın saldırı olduğunu düşünen de bir adamım. Bu yüzden Raw'dan yakın zamanda bir baskın bekliyorum. Yakın zamanda bir baskın beklemesem bile hani olacağından değil de hani biz size ringde cevabı vereceğiz deyip böyle 5-0 direkt 5-5 maç alıp çıkmalarını falan bekliyorum yani artık. Çünkü karşılık vermelerini gereken nokta o kadar büyüdü. Yani fizikte bir şey vardır. Kuvvet çarpı kuvvet yolu. Kuvvet yolunda da artık kuvvetin küçülmesi lazım yani, anlatabiliyor muyum? Hani yetti yani, çok böyle bir yumrukta böyle 5'in arka arkaya domino taşı gibi devirmeleri lazım. Artık cevap olarak oraya geldiler. Yani o SmackDown Tadron'una tutup Ellsworth'u fırlatsalar yine SmackDown'un verdiği etkiyi veremeyecekler artık. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Evet. Daner Önem, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani racona hala gelmedi. Lafta kesinlikle. Lafta hala racon yapılıyor bir yerlerde ama icraat yok. Biz Raw'u böyle bilmiyorduk. Yani bize anlatılan Raw böyle değildi. Biz Kurtlar Vadisi izleyerek büyüdük yani, bizi bunlar yani kesmez ya. Maalesef kesmez. Evet, Numan İnci. Abi ya, New Day'in tekrar gelip Under Siege Version 2 falan filan gelmesi, abi Raw artık ne yapacak gözünü seveyim ya. Artık basın ya şurayı, yemeye de basın yani, bir şey yapın ya bunu abi ya. Şöyle söyleyelim mi ama bu özellikle PG'den sonra bu SmackDown'ın böyle basmaları falan çok meşhur. Mesela bu aklıma şey geldi, Shawn Michaels'la Chris Jericho konuşurken böyle Crime Time müziği falan çalmıştı, hatırlıyor musunuz? Ya orada da böyle bir şey olmuştu yani, gene Raw basılmıştı yani. Böyle hep böyle bunlar artık estantane olarak kalıyor, hep geliyorlar yani. SmackDown geliyor. Mesela John Cena diğer tarafa duyuruldu. Yarın konuşuruz abi. John Cena böyle bir şey promo keserken, tamam mı? Geldim gördüm yeneceğim beyler, rahat olun promosu keserken tutup Raw bir gelse mesela, o hype'ı kazanabiliriz bence yani. Sırf o hareket bile kazandırır, biliyor musun? Maç öncesi bir sonra öne geçirir yani. Yani tam böyle my time is now derken Strowman sus lan senin ağzına deyip böyle bir tam vursa arkadan. Hoş olabilir yani. Arkadan uaa diye bağırsa bile yeter abi ya. Yok öyle dediği zaman mesela Kurt Angle gelse mesela çok iyi olur. Abi bu arada haftaya Roman Reigns duyuruldu. Ben
Roman Reigns kimse basmazsa Roman Reigns basar diyorum abi ben. Çünkü tek ben de şunu söylüyorum. Tek umudum Raw'ın SmackDown'u basması şu an yani. Ben de şöyle söylüyorum. Kanıtlara ve duyulanlara dayanarak şöyle gideyim. Bir dahaki haftaya Sami Zayn'le Kevin Owens New Day'e karşı maçı duyuruldu. Ve ayrıca Roman Reigns'in return'ü de duyuruldu. Ve ayrıca New Day Shield'a kemerlere mal oldu. Daha ipucu vereyim mi? Büyük ihtimalle yani. Shield New Day'e o maçı kaybettirecek. New Day'in orada ağzını yüzünü kıracak. Sonra kaçacaklar işte gidecekler. Ve böylece Survivor serisi New Day vs. Shield maçını duyuracağız. Bir yarın konuşuruz sevgili Fatih. Diğer ihtimalleri daha da SmackDown'ı sindirmek istedikten sonra diye düşünüyorum. Evet. Sorulara mı geçiyoruz? Sorulara geçmeden önce şova puanlarınızı alıyorum 5 üzerinden. Yani çok da güzel bir show değildi. Ben 3 puan veriyorum. 3 puan yeterli bence. Ben de 3 veriyorum. Aga ben normal. Çok kötü bir Bound for Glory'den sonra böyle bir Raw izlediğim için abi ben 4 veriyorum ya. Yani acım var. O yüzden 4 veriyorum abi ben. Yok yani. Abi show tam hani mezza diliyle konuşayım. 2.75-3.25 arasıydı. Fakat son andaki New Day hamlesini hiçbirimiz beklemediğimiz ve kemer değişimini hiçbirimiz beklemediğimizden dolayı orası kendi başına bir 0.75 1 puan kazandırdı. Ben de 4 diyorum. Ortalamanın üstünde kesinlikle bir şovdu. Yani katılıyorum. Buna da katılıyorum. Evet. Şimdi sorulara geçiyoruz. Sevgili Erem SmackDown takımının soy ismi kim olmalı diye bir soru sormuş. Lakin bunun cevabı zaten verildi. Raw baskınlara karşı nasıl misilleme yapabilir? Bunun da cevabı verildi diye düşünüyorum. Yani. Değil mi? Verildi. Yani. Luko Wizard Erem'e teşekkür ediyoruz. Sıradaki sorularımız Hikmet'ten geliyor. The Rising Generation forumumuzun 3 yıldızlı moderatörlerinden. Olası bir The Shield vs. New Day maçının getirileri ne olur? Para. Var mı Betis abi? Müthiş bir hype bir satış. Ve tabii bizim için de bir göz eğlencesi. Yani güzel maç olur da bu maçın o kadar çok pazarlanacağın bir maç olduğunu düşünmüyorum yani. Ben mesela rakip güzel de bilmiyorum yani ben maç güzel yerde, maç bekliyorum. Tabii de güzel yerde, satmaz yani ne yapayım sonuçta. Bir yerde Numan'a hak veriyorum çünkü bana sorarsanız DX ve NWO'yu bir kenarda bırakıyorum şu an. Tüm WWE, WWF, WCW tarihinin en iyi iki takımı bence Shield ve New Day yani. Evet, bu da farklı bir yorum. Yani ya ben son zamanlarda Yusoları çok beğeniyorum. En formu takım ben. Evet, son zamanlarda öne çıktı bence. Ben çok beğeniyorum Yusoları. Son 5, 6, 7 senenin en iyi tek teami bence Yusolar. Evet, ben de katılıyorum buna. Evet, Buğra Gür soruma sen nasıl cevap veriyorsun? Neydi soru abi? New Day ve Shield maçının WWE'ye getirileri ne olur? Ya WWE değil işte getirileri ne olur? Ya New Day Shield maçı New Day ring içinde Usolara karşı izlememiş olsak New Day'i baba bu adamlar güreşmeyi çok bilmiyor. İşte Shield'ın karşısında ezilirler. Sert seri stil hardcore güreşe dair hiçbir doneleri yok. Beceriksizin teki bunlar matrah yaparlar. Anca meddahlık peşinde koşarlar. Şaklabanlığını yapar giderler dayağını yerler geçerler derdik. Ama Usoların karşısında öyle muazzam performans izledik ki ciddi manada çok fazla bir şekilde güreş yeteneklerinde zirvede olduğuna şahit olduk. Muazzam bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Eğer gerçekleşirse. Evet. Hikmet'in bir sorusunu geçiyorum. SmackDown sorusu oraya AJ Styles'la ilgili. Jason Jordan'ın CS maçına eklenmesi adil mi? Bunu konuştuk zaten ayrıntılı bir şekilde. Ve sıradaki sorum. Cruiserweight United Kingdom ortaklığı uzun soluklu olur mu? Bunu da bir evet hayırla geçelim. Çok ya fazla ayırta girmeye gerek yok. Cruiserweight hala hafif olmaya devam edecek mi abi? Şöyle bir durum var. United Kingdom denilince akla gelen iki önemli isim var. Neydi onların adı? Tyler Seven olması lazım. Trent Tyler Seven. Bate. Özür dilerim. Tyler Bate alındı. Trent Seven ve Wolfgang. Bu iki isim posterde görülmedi ve duyurulmadı.
Çünkü bu isimler 205 LBS Libre'nin üstündeki isimler. Büyük ihtimalle Cruiserweight olan United Kingdom güreşçilerini sadece Top 5 Live'e alacaklar 205 Live'e. Ama bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Ben sadece kendi yorumumu söylüyorum. Şeyle ilgili evet. Sıkıntı olabilir mi acaba? Vizelerle ilgili bu. Yani 6 tane güreşçini almışken 2 taneyi de alırlardı bence. Ben vizede dediğim gibi Wolfgang ve Trent Seven çünkü kalıplı güreşçiler. Yani 205 o da olabilir liradan, evet mantıklı geliyor. Ağır güreşçiler. Evet, 205 Live, 205 Live, United Kingdom ortaklığı uzun soluklu olur mu? Normal. İnşallah olur abi, ne diyeyim yani en azından böyle. 205 Live'ın sağlığı için olmalı. En azından evet. Jack Gallagher belki United Kingdom kemerinde falan oynarlar öyle. Yani bütün güreşçilerin momentumunu sıfırlıyorlar ne yazık ki 205 Live ve Cruiserweight divizyonunda. Bu adamlar ana kemere geçiş ihtimali bulundurmadığı müddetçe yani olacak şeyi ben size söyleyeyim. İzlenilmeyecek senaryolar, izlenilmeyecek segmentler. Şimdi ben niye bunu... izlenilmeyecek? Neden izlenilmeyecek? Çünkü ana kemer şeyi yok. Abi, bu şirketin zirvesi ana kemer mi? Ana kemer. Eğer sen bu adamlara ana kemer yani bir şeyinde boynunda, omzunda cruiserweight kemeriyle bir midcard olarak cruiserweight kemeriyle ana kemer şampiyonunun karşısına çıkarıp birader bak ben burada ortalığı kasıp kavuruyorum tamam mı? Ben güreşmeyi de biliyorum. Aynı zamanda eğlendirmeyi de biliyorum. Ve aynı zamanda seyir zevki de sunabiliyorum. Ve bu kemeri hak ediyorum diye ana kemer şampiyonunun karşısına çıkamadığı zaman cruiserweight'in hiçbir önemi ve anlamı yok. Evet. Var mı? Bu arada son bir dipnot daha geçeyim. NXT TakeOver War Games ile ilgili. Takip eden dinleyicilerimiz var mı bilmiyorum ama United Kingdom kemeri orada Dark maçta Johnny Gargano'ya karşı savunulacak. Johnny Gargano Pete Dunne maçında büyük ihtimal ya kickoff'a konur veya şeye konur. Ne derler ona? Dark maça konur. Hiç yayını yapılmaz. Bu bilgiyi de verdikten sonra radyo yayınımı yavaş yavaş kapatıyorum. Bana katılan Buğra Gür, Numan İnci, Daner Önem, Hikmet Zeybet forumumuzun moderatörlerinden ve Erem, Luca Wizard sorularıyla bize eşlik eden isimlere çok teşekkür ediyorum. Güreştürkiye.net forumuna kaydı olarak siz de bu soruları sorabilir ve radyoda yayınlanmak isterseniz buna erişebilirsiniz. Ben Fatih Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum.